Bir sabah, doğum günü sabah, Ebru dedi ki, ben kendi doğum günümü de unuturum bu arada. Senin doğum günün Hayır, sabah. Hayır, Elif'in doğum günü. Ha, Elif'in doğum günü. Evet. Ben Elif'i doğum günü sabah aradım. Ve hazırlanıyordum ki megafonum da çıktı. Ebru da duydu yani. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Aa, sağ ol abi, teşekkür ederim. Konuştuk, dedim ki, ya şu parçaları dedim yapalım artık, başlayalım. Şu langıdıyı yapalım dedim. Abi ben onu yaptım, sola çıkıyorum dedi. Ben böyle ceketi giyerken durdum. Ebru böyle bana baktı, dondu. Yani şok oldum, bir şey söyleyemiyorum yani. İçimden çok şey geçiyor o anda. Ama hani böyle bir tokat yemiş gibi olursunuz ya. Kardeşim dedim, sen nasıl böyle bir şey söylüyorsun bana şu an? Hani sen bu parçayı hazırlamışsın bir de yani. Ben sormasam da sürpriz duyacağım ben bu türküyü. Ya bu aramızda alınmış bir karar. Bu türküyle ilgili böyle bir şey olmasa zaten ben senin diğer solo çalışmalarına bugüne kadar hiç karıştım mı? Bir sürü single yaptın. Ama bir şey var demek ki burada, bir konuşulmuş bir şey var. Bir ortak bir emek yani var. Yani burada sosyal medya bizim dostluğumuzu, kardeşliğimizi belirleyen şey değil. Evet, olmamalı. Tabii. Hani oradaki hareket olduğu için bir anda her şeyi unutup yola devam etmek diye bir şey yok. Bana onu da örnek verdi mesela telefonda. Dedi ki, ha ne oldu dedi, şimdi sosyal medyada dedi kıpırdayınca mı aklına geldi dedi. Aa. Ben orada çok üzüldüm mesela. Bir de bir telaş hissettim ki o telaş şuydu. Ben bunu yaptım, kendi şirketimden çıkar, dijital payımı %50 alırım falan. Bir telaş var yani ortada. Çünkü sosyal medya gıdıklayıcı bir şey. Herkes sosyal medyada bir tepki alınca biliyorsunuz, amma tıklanmışım ya, amma çok beğenilmiş ya. Hemen havaya giriyor ya. Değil mi? Evet, şimdi evet. Ölçü bu değil dostluklar arasında. Tabii yani ki. Bizim, düşünsenize, yani siz çok iyi örneksiniz benim için şu anda partner evet, olarak. Evet, evet, şimdi evet. Gülşen'le siz dediniz ki X bir yere geçiyoruz, transfer oluyoruz. Allah göstermesin şu an için de çok iyi gidiyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Dediniz ki oraya geçiyoruz, tamam mı? Tamam dediniz. Aranızda sözleşme var mı? Yok. Peki bir sabah seni arıyor, Müge seni arıyor. Diyor ki ne yapıyoruz, geçiyor muyuz? Ben geçtim orayı diyorsun sen. Hadi buyurun bakalım, Serkan çağırma olayı budur. Ya hep ya hiç ya, bizde aynen, öyle. İşte bak aynen, partnersiniz. Tabii. Şimdi insanlar bir de şöyle bir şey söylüyorlar. Ayrılmanız kötü olduğu bilmem. Ben bir grup sanatçısı değilim şu anda. Solist, kendi enstrümanımın solistiyim. Evet, 26 doğru. yıldır ben enstrümanımla derdimi anlatıyorum, anladınız mı? Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Ama ben içimdeki duygumu söylüyorum. Dünyanın her yerinde geziyor muyum? Geziyorum. Ben sadece samsak dövücüyle mi ortaya geldim? Hayır, ya da beni hayır. öyle mi tanıdınız? Hayır. Hayır. Kaç kere, ha, kaç kere değişik şey. Çalışmalar tabii. çıktı. Tabii, tabii. Peki ben bugüne kadar magazinde yer aldım mı absürt hayır. bir şeyle? Hayır, yok. Hiç. Benimle ilgili bir şey duydunuz içinde. Mu? Ailemle ilgili hayır. bir problem, hayır. aşk meşk duydunuz mu? Hayır, hayır, duymadınız. Yok. Hayır. Toplumda benim bu anlamda bir magazin karşılığım yok. İlk defa evet. sen bir polemiğin, bir tartışmanın içindesin. O yüzden işte niye geliyorum yani, düşünün. Şimdi şunu da sorgulamak gerekiyor. Bir şarkıyı bulan mı? Enstrümanla çalan mı? Söyleyen mi? Kim daha çok emek vermiş oluyor? Şimdi bakın, şu masayı buraya taşırken 5 kişi şu masayı kaldırıp şuradan şuraya çektiğimizde 5 kişi emek vermiş oluyor. Tabii ki. Tamam mı? Yani bunu siz istediğiniz, buraya getirdiğimiz için siz haklı sayılmazsınız. Sadece siz emek vermiş olmazsınız. Ya da bir kişi ben taşıdım. Şimdi burada bir kolektif bir şey var. Benim hatta grup arkadaşlarımla ilgili bir savunmam var. Nefesten Sese Orkestrası benim 15-20 senedir arkamda yanımda olan çocuklar onlar hepsi. Onların hepsi bir emekçi, emek sahibi. O türkü şu anda... Onların kendi, da emeği var. Bakın o türkü kendi başına bu kadar güzel çıkmıyor şu anda orada. Evet. Altyapıda çalan... Kesinlikle. Herkesin bak enerjisi, senin sinerjisi, birliktelik var. Geçmiş. Yani ben bunu şöyle demiyorum, yanlış anlamasın. Benim klarnetim olmasaydı bu olmazdı demiyorum. Ama burada bir sinerji, enerji var. Nedir o? Hep birlikte olmak. Zaten güzel olan da bu değil mi? Bu tuttu. Serkan, Elif belki bu ekiple değil başka bir ekiple çalışsaydı, söyleseydi evet. bu şarkıyı. Bu kadar geçmeyecekti o enerji bizlere. Serkan peki, olabilir. Elif ben ona bu bir şey kaydı yaparken, Elif bu kaydı yaparken sana telefon açıp Serkan abi ben böyle bir şeye yarın giriyorum, gelip bana dese, eşlik eder misin deseydi yapardım. Durum şu an farklı olur mu? Yapardım. Bana gelip açıkça şunu söyleseydi, benim çünkü böyle bir şeye ihtiyacım yok. Bakın birçok insan diyor ki ya bu ne böyle langır lungur falan filan.
Benim müzikal çalışmalarımda yani langır lungur demem, türküyü bu şekilde aşağılamak hiç doğru bir şey değil bu arada. Çünkü müzisyenlerden de bunu yapanlar oldu. Evet. Neden yapıyorlar biliyor musunuz? Hasetlik bunun adı. Yükselişte diye. Şimdi zaten yükselişte olduğunuzda ya da bir şeyle, başarılı bir şeyle ortaya çıktığınızda laf söyleyenler, dostlarınız çoğalmaya başlar. Hayretler içerisine düşersiniz ki sizi en çok bu üzer. Ya diyorsun bu adam nasıl söyledi bunu ya? Evet. Ya ben bu olayın sürecin başından bugüne kadar öyle şeyler gördüm ki en yakınımda zannettiğim ya da kendisini takdir ettiğim kişiler beni gömmeye çalışıyordu televizyonlarda. Dedim o bekliyor ya, zaten. O böyle bekliyormuş. Kenarda bir, bekliyor. Bak ben bilmiyorum bunları. Ayağın tökezlenecek diye beklerler. Sevgili Gülşen ve Müge, ben bunları bilmiyordum. 46 yaşındayım ama ben magazinin bu yönünü bilmiyorum. Bakın acemiyim bu konuda. Açık söylüyorum. Her şeyin bir iki var. Ben çünkü kendi iş sürecimle ilgili doğruyu bilirim. Ama bu kısımlarla ilgili yana gitmiş, buraya gitmiş, o kısımları bilmem. Benim için tek doğru olan şey nedir biliyor musunuz? Dost muyuz, kardeş miyiz? Ben emek vermiş miyim, vermemiş miyim? Benim canımı ne yakıyor şu anda? Sen bir emek dostluk ver. Ve kardeşlik, evet. Yaşadığım insan, 7-24 evimde olan, ben abisiyim. Benim eşim ablası, zaman zaman babası, zaman zaman annesi gibi duygulara kapılıp kendisini okşadığımız, sarıldığımız, kendisine destek verdiğimiz, çalışmalarında da yürüyüşünde de kendisine yön verdiğimiz her şeyi bir kenara bırakıp yanlış akıl hocalarından yanlış bilgiler aldı. Dolduruşa bence. Dolduruşa mı geldi? Bence şöyle, Elif normal zamanlarda aslında birçok böyle fevri çıkışlar yapar. Yani şey gibi. Öf söylemek istemiyorum, niye geldik buraya falan gibi şeyleri olur, ufak kaprisleri. Hani onu hoş görmek lazım. Zaten uyumlu bir insandır. Bakın ben hakkını kimsenin yemem. Elif sanatında iyidir, düzgün bir kızdır. Yani ben Elif'le program yapmamın sebebi nedir biliyor musunuz? Halk müziğine emek veren onun gibi genç sanatçılar kalmadı artık. Evet. Ben halk türkülerine sahip çıktığı için Elif'le yürümeye devam ettim. Çünkü başladığım yerde aynı koltukta çok daha ünlü isimler oturuyordu. Başladığımda insanlar soruyordu ya niye işte falan. Hayır, sahip çıkmamız gereken, destek vermemiz gereken bir insan diye kendisini savunuyordum. Ama birçok insan mesela yakın arkadaşları, dostları, hocaları, onu yetiştiren hocaları bile bana şunu söylüyordu. Elif ahde vefa bilmez, dikkat et. Ya o vefasızdır diyenlere ben hep yanlış yapıyorsunuz kıza. Haksızlık etmeyin diyerek savunma yaptım şimdi bugüne kadar. Şimdi sen de diyor musun? Derim tabii yani. Ben darbe aldım ya. Nankörlük olarak mı adlandırıyorsun? Ya ağır konuşmak bana yakışmaz. Yani buna nankörlük demek bilmem ne. Yani şimdi burada ortak yaşanan bir süreç var. Bu sürecin doğruları da masada. Benim hiçbir şeyden yana korkum da yok. Kim benimle yüzleşmek isterse ne olduğuna dair ben buradayım. Her şeyi açık açık konuşurum. Elif'e de bu arada cevap hakkı doğuyor. Evet. Dilerse yani bağlansın mesela. Abi böyle olmadı şöyle evet. Oldu desin. Çünkü o da geçen gün Hürriyet'e bir açıklama yapmıştı. Hayretli ben de sayfasından evet. Yapmıştım. Evet. Çok uzun bir açıklama mesela yapmış. Mesela o da sosyal medyadan bana doğru gelmiyor. Çünkü sosyal medyayı seviyor ama demek ki. Evet işte onu demek istiyorum. Şimdi sosyal medya kullanıcıları olaya şöyle bakıyor. Eğer ben sizi seviyorsam ve sizin eskiden beri fanınızsam hiçbir şey görmez benim gözüm. Karadır o fanın gözü. Gelir hakaret eder size mesela. Öyle şeyler de oluyor. Çok fake hesaplar bana geldi mesela bu olaydan sonra. Sen kimsin lan bilmem ne gibi laflar etmeye başladılar. Bakın üzülen aslında böyle olaylar yaşandığında sadece biz üzülmüyoruz. Arkadaşlarımız, yakın dostlarımız, ailelerimiz de üzülüyor. Serkan böyle durumlarda böyle ikili, üçlü ya da dörtlü gruplarda bir taraf biraz öne geçince o şöyle der kendi kendine işte ego devreye girer. Ya benim ona ihtiyacım mı var? Onsuz da ben ama bunu yapamam. Gruplarda hep var bu. Evet. Sana hiç böyle bir şey geldi mi? Onun klarnetine benim ihtiyacım mı var? Gibi. Elif öyle bir şey hiç söylemedi. Bakın ben hakkını yiyemem. Elif beni çok dinlemiştir abisi olarak. Benim eşimi de çok dinlemiştir. Çünkü biz onun gerçekten sanat yaşamında büyük destek olmaya çalıştık. Her zaman da yaptığı çalışmaların da arkasında durduk, yön verdik. Fakat yani böyle bir sosyal medya kıpırtısından sonra bana dönüp şey demesi hiç doğru bir şey değil. Yani ben onu yaptım, yangından mal kaçırır gibi. Bana gelip şunu söyleseydi bakın benim ihtiyacım yok gerçekten. Yani şöhretle, parayla, pulla da işim yok bu arada. Yani ben çok şükür her şeyi yaşadım, gördüm. Doyum noktasında şimdi ben yardım etmeye çalışıyorum genç nesle, genç kuşağa. Bana deseydi ki abi
Bu türkü çok hoşuma gitti. Müsaade edersen ben bunu tek... İzin alsın. Ya. Peki stüdyo... Bak sormak aklıma gelmedi diyor. Çok garip değil mi sizce? Evet. Bir de bunun çok adına garip. Profesyonellik demek ne kadar doğru. O hayretler içindeyim diyor ama asıl hayretler içinde olan sen misin? Ben şok oldum diyorum size bakın. Serkan stüdyoda Elif'e klarnette kim eşlik etmiş sen eşlik etmediysen? Yok. Bambaşka birisi. Orasında da aydınlatalım. Zaten şöyle bir iddia var ortada. Anonim bana telif atarım dedi. Anonim Türkiye kimin telif atacağı konusunda artık bunu bilmeyen kaldı mı? Ben ki müzik adamıyım yani. Bunca yıllık, bunca akademisyenliğim, bu kadar tecrübem var. Ben anonim bir esere nasıl telif atabilirim? TRT'de yayınlanan, TRT'nin YouTube kanalında yayınlanan bütün hakları TRT'ye ait bu türkünün şu anda. Yaptığımız şu yayın gördüğünüz. Olamazsın. Evet. Ya benim böyle bir şey yapma şansım var mı ki anonimin... Çünkü bu hafta şöyle bir şey oldu. Beni görenler ya dediler kız haklı anonim türkü falan kardeşim falan. Dedim ki konu bakın manipüle ediliyor. Bu konu anonimle ilgili bir konu değil. İlk çıkan o diyor mesela. Hayır. Orada bardağı son taşıran damlayı size şimdi anlatıyorum. Evet. Bu olaylar oldu. Bizim bir konserimiz vardı. Daha doğrusu alınmış bir işimiz. Kayseri'ye gittik. Ama ortam çok gergin böyle bu konudan dolayı. Tabii. Kardeşi de vardı. Soundcheck yapıyoruz gelmiyor falan odasında. Üzülüyorum da bir taraftan yani. Kardeşim dediğim insan gelirsin özür dilersin ya da konuşursun toparlar. Ben de aklımdan şöyle geçiriyorum. Ya gençtir acaba bir şans daha vermek lazım mı? Konuşsak mı? Hani her şey yine böyle... alttan almaya çalışıyorsun. Alttan ziyade şey gibi. Bir hatası vardır da bunu telafi etmek ister mi aslında gitmek istediğim nokta? En son yukarıya çıktım. Çıkmadan önce de kardeşi çok sevdiğim bir çocuktur. Dobradır da bu arada. Ona dedim ki bak Emre dedim. Ablanla dedim böyle bir konuşma geçti aramızda. Bunu dedim benden habersiz. Dedi ki ablamın öyle bir sözü var mıydı sana dedi. Dedim vardı benim haberim yoktu. Çok yanlış yapmış dedi o zaman. Kardeşi dedi bakın bunu. Yukarıya çıktık. Ben dedim ki Emre ablanı çağır lütfen konuşalım. Yukarıda konuştuğumuzda. Dedim ki bak ne olmuşsa olmuş, onu bunu kim ne söyledi ne dediği falan bırakalım. Bu işte bir yol alacaksak alalım, adı belli olsun. Yani gideceksek de gidelim, gitmeyeceksek gitmeyelim yani. Tamam dedi, bilmem ne dedi. Tabii karşılıklı suçlamalar da oldu. Sen öyle dedin, böyle yazdın, ben böyle dedim falan filan. Bilirsiniz klasiktir bu. Oradan sonra geri döndük. Bana şöyle bir şey söyledi. Aslında bunu telefonda ilk açtığımda söylemişti. Orayı detayları atlıyorum ama. Dedi ki o zaman sen bizim yaptığımızın üstüne çal. Yani biz yaptık. Bu cumaya kadar da çıktı çıktı. Böyle bir hızlılık var ortada. Yani bu aklı nereden alıyor? Bu cumaya kadar neden çıkıyor? Ben neden sizin yaptığınız altyapının üstüne çalmak zorunda kalıyorum? Evet. Bu türkünün nasıl olduğunu, bu sevimliliğin, enerjinin nasıl doğduğunu bilen kişi benim. Evet. Orada bu türkünün altyapısının nasıl olacağını bilen kişi benim. Bana sormadan bunu böyle oldu bittiye getirip bana da sen klarnetlerini çal bize gönder diyorlar. Hadi okey. Benim Nazım kardeşim dedi ki ya tamam abi çal dedi gönderelim üstüne. Neyse ne. Çaldım gönderdim. Ah bana en son final hali geldi. Klarnetler kısılmış. Ben bu gümbam gümbam kısımlarına vokal koymuştum güçlü olsun diye işte. Langıdı langıdı. Oraları da mı? Kapatmış. Dedim ki ne oluyor kardeşim? Elif seni böyle istedi. Silmek istemiş yani. Elif dedi böyle istedi abi kardeşim. Bağlansın. Elif dedi böyle istedi Emre bana. Nasıl dedim böyle? Yani yıllar sonra benim karşıma geçip benim bütün her şeyimi unutup kim olduğumu, nasıl bir müzik adamı olduğunu benim klarnetlerime, vokallerime karışacak kadar büyüdü yani bir anda karşıma geçiyor. Evet. Dedim çıkmıyor bu albüm. Oysaki kapağını bile hazırlamıştık. Ve bir hata yapıldı. Ben onay vermememe rağmen dijitalde çıktı bu. Bir sabah kalktım bir baktım. Dijital platformda Sarımsak Döveci ikimiz de varız. Biz onay vermedik çıkmasını. Ondan sonra yanlışlık oldu dediler. Oradan tekrar geri çektiler. Benim grup arkadaşlarım da dediler ki abi biz bunu programda çaldık. Hazır elimizde kanalları var. Zaten daha çok ikinizin bu üreti dönüyor şu anda. Albüm dönmüyor vallahi. Evet. Daha çok bu bunu dediler. Bunu dediler. Hazır kanallar elimizde. Üstüne birkaç bir şey ekleyelim. Çıkar gitsin dijitalde insanlar bulamıyor dediler.
Ben de grup vokal gelen arkadaşlarımla yaptım, koydum. Üzerine de gitmedim. Ne bir reklam yaptım, ne bir yere katıldım, ne parçayla ilgili bir çıkış yaptığımı ilan ettim. Duydunuz mu? Hayır. Hiçbir yere çıkmadım. Serkan, çünkü böyle merak ediyoruz. Bundan sonra ortak bir iş alırsanız gidecek misiniz? Bu program devam edecek mi? Vallahi ben profesyonelliği çok farklı algılıyorum. Ben kardeşim, dostum dediğim insanların profesyonelim dediği durumla dostluk kardeşlik ilişkisindeki ayrışmayı eğer ayırt edemiyorsa ona göre yol alırım. Bu konuda kesinlikle ben biraz zor olur değil mi? Ya bakın, ben çocukluğumdan beri böyleydim. Kırıldığım şeye dönüp hemen sıcaklık gösterebilen bir adam dili vardır hepimizin içinde. Evet. Gülemem. Evet. İçten soğuk, olamam. Yani içten kendimi ifade edemem. Sazımı soğuk çalarım. Yani ben sazımı severek neşeli olmadıktan sonra o sahnede geçmez. Yani bakın, bu zaten şeyde de oldu. İlk gittiğimiz işte de oldu. Ne yapacaksın peki? Nasıl bir yol ayrımına geldin? Yani devam mı edeceksin, benim yoksa benim devam için ediyor. Tamam mı diyeceksin? Hayır, program devam ediyor. Tamam. Bakın, nefesten sese, sesler bende değişebiliyor. Evet. Ben grup değilim. Sadece televizyon partneriyim bu arada. Partner değişikliği olacak. Bende partner değişikliği de olur. Arkada 7-8 vokal de görebilirsiniz. Konuk da görebilirsiniz. Benim çünkü hani değişik müzikler ve peki, değişik çalışmalar en büyük heyecanım. Elif'le devam edecek misin diye. Hayır. Yani bakın, size anlattım detayları. Benim için önemli olan şey... O sayfa söyledim. Kapandı benim için. Tabii, çünkü... Ama elinizde yedek bölümler var. Onlar yayınlanacak. Ha, bu onlar arada, bittikten evet. Sonra belki sen başka bir şekilde devam edeceksin. Başka bir partnerle ya da vokallerle. Ya onu kararlaştıracağım. Onda sıkıntı yok ama şu soruluyor. Her hafta insanlar şaşırıyorlar. Aa, ayrılmamışlar televizyonda çünkü birlikte. Çünkü band çekimler. Onlar bir yıl önce çekildi. Stok çekimler ve o yedekler. Yüzden devam ediyor. O yedekler devam ettiği için de hatta öyle bir açıklama da geldi. Aramızda bir küslük yok. Biz devam ediyoruz. Evet. Evet.